güzel müzik. En güzel Huey 4 müziği. Mükemmel bir müzik. Evet, İngiliz görüşmek istermiş. Neden acaba? Mustafa Kemal, nasılsınız? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? Buyurun. İyiyiz. Efendim, şimdi biz size tekrar sunmaya geldik. Evet. Efendim, siz duydum ki Hatay değil mi diyor musun? Evet. Efendim, hani Hatay'la da sınırlı kalmayıp belki Suriye topraklarını almak istersiniz. Evet. Lütfen. Efendim, ben de diyorum ki Jordan, Filistin, Kıbrıs için 5 sivil ister. Çok dedi sana. Ama benim verdiğim toprakların içinde 2 sivil var. Jordan ve Filistin içinde 1'er sivil var. Yani biraz adil konuştur, evet. Ama Kuveyt'i de yanında hediye edersin artık. Orada bir şey yok. Tamam, hadi öyle olur. 5 sivili olursa. Tamam. Ülke ekonomimizi biraz kalkındıralım. İlk işimiz sizden buralar almak olacak. Tamam o zaman. Şimdiden anlaştığımızı sevindim. Ben buraları size ayırdım o zaman. Ayırsan bana. Hani bir de uçak satın almak ister misiniz? Ya biz tövbe ettik ya. Hiç gerek yok. Gerçekten. Peki efendim. Görüşmek üzere. Uçak ama olur gibi. Uçak basarım ya. Basmam demiyorum. Sadece şu an imkanım yok diyorum. Valla ikisini de yapacağım. Hem batıya yöneleceğim hem doğuya yöneleceğim. Böyle kanuni sınırları olmasa da belki böyle ne bileyim son dönem Osmanlı sınırları belki yani. Ya var bir hayalimiz bizim bir Birinci Dünya Harbi öncesi sınırlarımız yani. Hatta Balkan Harbi öncesi belki. Otokrat yoldan gitmenin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Oyun başı bütün hepsini alabiliyoruz buradan. State kapitalizmden başlayabiliriz hatta. Ya da National Purity en garantisi. Paşam merhabalar. Buyurun. Nasılsınız? Sağlığınız saatiniz yerinde mi? Önce onu öğrenmek isterim. İyi, sizin nasıl? Gayet iyi, gayet iyi. Mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Türkiye hakkındaki görüşleriniz, planlarınız nelerdir? Bu konuda beni aydınlatabilir misiniz acaba? Cumhuriyet olarak devam edeceğiz diyelim. Her zaman peki, olduğu gibi. Rodos'la alakalı bir isteğiniz, arzunuz mevcut mu? Rodoslar 1. Dünya Harbi'nde sizlere emanet edilmişti. Daha doğrusu öncesinde ama Balkan Harbi'nden öncesinde. Vakti geldiği vakit uygun bir miktara sizden alınır. Tamamdır paşam. Siz almak istediğinizde benle iletişime geçerseniz gerekli işlemleri sağlarız. Görüşmek üzere halde. Görüşmek üzere. Destur. Zat-ı Hazreti Padişahı Hasbel Hilafe Dini Mübin İslam'ın hamisi ve Bilcüle Tebai İran'ın hükümdarı ve padişahı Rıza Şahımız. Sen gene diş çektirmeye mi geldin? Selamlar. Pehlavi? Selamlar. Galiba gene dişini çektirmeye geldin ha? Hayır, öyle bir şey için gelmedim. Pis şeyler söylemeye gerek yok. Niye? Efendim, nasıl? Dişinizi çektirmiyor musunuz? Çektirmeye gelmediniz mi daha önce? Tamam da şimdi pis bir siz şey bunu yapmışsınız? Bizi küçültmek ve rezil etmek için diye söylediniz şeklinde telakki. Yani sizi rezil etmek istesem, küçük düşürmek istesem bunun için bunun gibi ucuz bir bahaneye ihtiyacım olmaz. Bin tane ben sebep anlamadım. Sayarım. Ben anlamadım. Niye bu kadar saldırgansınız efendim? Saldırgan değilim. Saldırgan değilim. Sadece ilk yani geldiniz, muhabbete girmek için dişinizle alakalı bir argüman sundum ve siz ne bileyim çok alıngansınız ya. Ben çok alıngan değilim. Ben yardımcıma şahsımın geldiğini destur etmesini söyledim. O da öyle yaptı. Şimdi konuya geçiyorum. Evet. Ben diyorum ki bir Müslüman birliği kuralım. Dünya Müslümanları olarak genişleyelim. Ana hedefimiz de Kızıl Elmamız da Moskova olsun diye düşünüyorum. Kasr-ı Şirin çünkü sınırlarında hem fikirseniz bu dediğiniz mümkün olabilir. Tamam. Anlaştık gibi. Evet. Yalnız bize sıkıntı çıkaracak adamlar olabilir. Ben de zaten teklifi size getirirken kabul edeceğinizi düşünüyorum. Umarım sözünüzde durursunuz çünkü zaten bu Moskovlar Bulgaristan'ı kendi şeyleri altına almışlar, etkileri altına. Valla vakti ve zamanı geldiğinde onlar da bizim için bir engel olup teşkil edeceğini düşünmüyorum. Ve Moskova elbet bir köşeye sıkıştığında nazik bir şekilde Türk bölgelerini atabiliriz sizlere onlardaki. Aynen öyle. Geri kalan kısmını da böler böler kukla hükümetler şeklinde yönetiriz. Ya biz Osmanlı sınırlarına yürüyeceğiz. Osmanlı sınırlarına mı? O yüzden eğer siz Irak ve Arabistan üzerine yürümez iseniz Afganistan'da ve bütün Rusya'dakilere gönüllü bir şekilde desteklersiniz. Yani sizin bu bölgeye doğru mesela, değil de yukarı doğru genişlemenizi teşvik etmek onu isterim. Onu da şey yaparız da yani Necid ve mesela bu işte Rubel Halil falan Al Qasım. Ya ne gerek var? Bak şimdi bak gel buraya gel. Bak kavga etmeye gerek yok. Sen İngiliz'den eğer bir toprak alacaksan ben bu Afrika'da olsun isterim. Eğer sen Afrika'da toprak alırsan o bölgedeki diğer hani atıyorum yeri gelir Fransız'a da yürürüz beraber. Bu bölgede çekişmeyelim. Evet, Osmanlı, Büyük Osmanlı şey yapacaksa İtalya'yla harp edeceğiz, Fransa'yla harp edeceğiz. Çok işimiz var. Mi? Gelişmemiz lazım. Yaklaşık 2 senede kimsenin bize bulaşmaması lazım. Çünkü benim açıkçası böyle konuştuğuma
Yani o desturda adımın o kadar uzun olduğuna bakmayın. Ülke şu an leş bir durumda. Hepimizin ülkesi gayet zor günler yaşıyor. Yani dediğim gibi, dediğim stratejide eğer ilerlersek başarılı olacağımıza şüphe yok. Tamam, ben şimdilik İngilizlere yakın bir politika yürütüyorum. Size de aynısını tavsiye ederim. Aynı görüşleri paylaşıyoruz. Görüşmek üzere. Merhabalar Sayın Mustafa Kemal. Evet, buyurun. Birkaç sorumuz olacak size. Evet. İtalyan hakkında düşünüyorsunuz. İyi. Şu an için bir sorunlarını görmedim. Anlaşılabilecek bir dost gibi duruyor. Yunanlıların elinde bazı Türk toprakları var. Onlar alınır. Alınacak yani. Evet, Bulgarlar hakkında. Onların da elinde bazı Türk toprakları var. Onlar da alınacak. Ama tek bir kelime daha etme Türk toprakları. İtalyanlarda da var. İtalyanlardaki konuşuldu. Gerekli müzakereleri yapabildik, evet. Ya şimdi Bulgarlar hakkında siz ya? Bulgar bakılır ya. Yok, sizde Türk toprağı yokmuş onun. Göreceğiz. Var mı yok mu bunu zaman gösterecek. O zaman biz gidelim. Anlaşılır. Yani belki vardır, belki de yoktur canım. Aman belki de yoktur yani, bakılır. Önce bir pazarlığa oturalım hele. Bulgar. Gel bakayım. Merhabalar Sayın Atatürk. Adnan benden isteyecektiniz galiba. Evet, buyurun. Sayın Adnan Bey. Evet. Bizim şöyle bir maruzatımız olacak. İlk önce nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Buyurun. Teşekkürler, bizler deyiz. Şimdi bu Balkanlarda kendini büyük güç olarak nitelendiren bir ülke var. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Evet. Kendisi Romanya olarak geçiyor. Kendisi geliyor bizlere baskıcı tutumla. Onların hakimiyeti altımıza geçmeye çalıştırıyorlar yani, zorla. Bizlere geldiler. Bize zorla imzalatmaya çalıştılar. Biz bunu reddettik. Ve de Sayın Stalin bizlere kucaklarını açtı. Biz de gittik oturduk kısa süreliğine. Peki sizin bu Balkan politikası hakkındaki görüşleriniz neler? Yani Balkanlar'da ne gibi bir politika? Türk topraklarını alacağız. Hoş diyorsunuz ancak. Yani ben Boris olarak ülkenin başında olduğum sürece Türklere yeteri kadar taviz vermeye açığım. Yani Romenlere karşı ülkemizi savunmak istiyoruz. Herhangi bir dış ülkeye karşı ülkemizi savunmak istiyoruz. Türk olarak, bölge olarak Bulgaristan'da herhangi bir hak iddianız varsa söylerseniz şimdiden çok güzel olur. Şimdilik yok ama ileride tartışmalar olabilir. Ama müzakereyle çözeceğimize şüphe yok. Yaklaşık bir yıl sonra Romanyalılar bizlere kağıt imzalatmaya gelecek. O zaman da arkamızda olursanız bu Balkanlardaki büyük güç olarak nitelendirilen Romanya'ya karşı belki de bir Türkiye ve Bulgaristan ittifakı karşı koyabiliriz isterseniz. Yani gerekli tavizler verilebilir. Güzel. Yani bunu konuşup anlaşırız. Evet. Bizim ne size karşı bir düşmanlığımız var ne de herhangi bir ülkeye karşı. Teşekkürler bizi ağırladığınız için. Görüşmek üzere. Civil War'a nasıl gideceksin? Osmanlı nasıl gelecek diye soranlar vardı. De milletin adamına gideceksin, sonra buraya gideceksin. En altta bak, Purge the Officer var. Burada artık Civil War'un eventi başlıyor. Bir de şu ilk eventte şeyi, Celal Bayar mı, Adnan Menderes mi diye sordukları zaman Adnan Menderes seçeceksin. Adnan Menderes'ten sonra ülke Civil Savaş'a gidip Kemalist blok ve Osmanlı'yı geri getirmek isteyen blok savaşa tutuşabiliyor. Ama Adnan Menderes olarak da oynayabilirsin, bir olayı yok ama... Yani iç savaşı kolay atlatmak istiyorsanız da buralara setlere modifier ekleyip Kemal setleri azaltmanızı öneririm. Adam Hatay'ı vermiş. Merhabalar. Evet, Hatay'ı biz istememiştik, vermeniz güzel olmuş. Efendim, Sayın Atatürk'ün ölümüne de gelemedik. Ama onun için sizlerden de özür diliyoruz. Zamanında kendilerinin yoğun bir isteği vardı bu bölge konusunda. Önceki hükümetin başarısızlıkları diyelim, sizi kırmalarını diyelim. Sizi mağdur ettiler bu konularda. Biz de mağduriyetinizi önlemek için böyle bir şey yaptık. Peki ileride Suriye bölgeleriyle ilgilensek oralara bize kaç olur acaba? Zamanında kanla alınmış, kanla verilmiş topraklar buralar. Kanla pek aldığınızı söyleyemeyeceğim. Yani. Kanla değil de masada olsun, diplomasi olsun. Bu bölgelerde Arap topraklarında pek ilgimiz yok bizim. İsterseniz Suriye'yi 4, Lübnan'da bir silif fabrikaya satabiliriz. Lübnan içindeki fabrika da belli zaten. Tamam. Ekonomimiz biraz toparlandıktan sonra alacağız. Zaten siz buralarda dikkat edin. Büyük bir iç karışıklılık var. Vallahi efendim, Paris'e geçen... Birkaç tane komünistin saldırısını olarak kafamıza tuğla fırlattılar. Yazı arkası falan fırlattılar. Son anda bir adım yana attım, kurtuldum. Böyle şeyler bize çok oluyor. Sizde de inşallah olmaz. Size dikkat edin efendim. Tamamdır efendim, iyi günler. Paris her zaman bekliyoruz sizi. Beleşe ver soruyu. Ya normal fiyatına verdi. 5 fabrika normal. 6 normal, 5-6 normal, 7 pahalı, 8 çok pahalı. Şuraları biraz pahalıya alacağız ama yani topraklar İngiliz'e savaşmadan bu bölgede ilerlemenin en kolay yolu. Şöyle bir tane film var. İsyan diye bir film var, tamam mı? Orada bir laf var. Bir rahipten silahını almanın en kolay yolu onu istemektir. Ben de İngiliz'le buraları hani savaşarak almak çok imkansız olduğu için satın alaraktan ilerleyeceğim. Ve Suudi toprakları, Yemen, Oman buraları da ilerleyip ekonomimi güçlendireceğim. En kolay yolu isteyerek almak buralar. Sayın Celal Bayar, nasılsınız? Adnan Menderes, pardon.
Evet, buyurun. İyisin, nasılsınız? Hani biz şeyleri almayacak mısınız diye gelmiştik. Hani bir ayrım yaptınız da hani onun için. Yapacağım. Biraz ülkemiz karışık bir durumda. O hallolduktan sonra alacağım. Ya efendim bizim çünkü yerimiz kalmayacak böyle giderse. Yo, alacağım. Yani uzun bir süre kalmadı. Bir 150 gün içerisinde alacağım. Tamam efendim, sıkıntı yok. İyi günler. İyi günler. Sayın Adnan Bey. Evet, buyurun. Bu Romenler agresiflik gösteriyor ya. Ne yapacağız? Hani şu an için beni bağlayan bir durum yok. Bizim kendi iç meselelerimiz biraz karışık zaten. Sayın Adnan Bey, sizin ülkenizde olan şeyleri de görüyorum. Sanırım orada birazcık değişik haller oluyor. Bir ülkeniz ayaklanma mı söz konusu? Yani ayaklanma demeyelim, zorluklar yaşıyoruz diyelim. Daha doğru olur. Umarım o zorlukları bir an önce bitirip bizi bu Romen halkının, Romen başkanının zorlu hükmünden bizi kurtarmak için sizi bekliyoruz. Biz bu anlaşmayı sanırım kabul edeceğiz. Şu an geldi hatta. Şu an geldi. Maalesef ki geldi anlaşma. Yani Macarlarla şansınızı denemeniz daha iyi olurdu ama sizin tabii tercihleriniz. Askeri anlamda o kadar da güçlü bir ülke değiliz. Ama Romenlerle şimdilik yolumuza devam ediyoruz. Teşekkürler bizi ağırladığınız için. Görüşmek üzere. Bulgar'ı geri alma şansımız var. Evet var. Savaşta var, ekonomiye geçmem lazım. O konuda doğru söylüyorsun. Daha bir parçala yavaştan bir geçelim. Ya yani en önemlisi savaşta kesinlikle eksentive geçebilmek ama savaşta buna geçebileceğimi çok düşünmüyorum. Eksentive Civil War'da karşı taraf çok güçsüz çıktığı için muhtemelen o dediğin hiçbir zaman olmayacak. Birazcık daha ordugaha ileriye taşıyalım. Poland, Russia, Belgium. Bir de gülmeye başlıyorlar ya Polonya'dan sonra, çok iyi ya. Ben Adnan Menderes olarak kalmadım değil mi? Hayır. Yok canım. Değil mi? Yani komik olurdu. Bayağı komik olurdu herhalde. 11'im buraya. 3'üm de buraya. Başka yok. Şu asker almasını geçemiyorum değil mi? %50 gücünde olmadığı için bir deneyeceğim sadece. Hani göstermek de istiyorum. Buna yaptığım vakit geçebiliyor muyum? Geçilmiyor abi, çok zor. Gerçekten çok zor. Düşmanımız %50 gücünde olmadığı için bunu yapamıyoruz diyor oyun. Aynı zamanda savaş ekonomisinde geçilmiyor. Tamam. Tamam. Bir an korkuttuydu. İstanbul'a girdiğimiz sahne bitiyor. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. İstanbul'a girmeseniz bile bittiğini görebiliyorsunuz birkaç site daha ilerlersek. Ha, biz gene İstanbul'a gireceğiz. Uçak öyle mi? Gerek yok ya. Hiç gerek yok. Çok basit bir savaş bu. Güzel. İşte şimdi ekonomimiz fena olmadı. Buraları hemen bir şey basalım, fabrika basalım. Ben Yunan'a girmek istiyorum ama nasıl yaparız? Yunan'a çıkarma. Yunan'a aradan böyle cukkalarsam güzel olacak. Sayın Vafet Paşa. Efendim, payitahta hoş geldiniz. Sizlerle daha önceki hükümetlerin anlaştığının üzerine toprakları almaya hazırız, evet. Tamam efendim, gönderin bekliyorum. 5 tane gönderiyorum. Ben şöyle verdim. Teşekkür ederiz. Ne demek efendim, biz teşekkür ederiz. İleride de daha iyi anlaşacağımızı ve bölgedeki dostunuz olduğumuzu bilin. Amerikan petrolleri yoksa Musul ve Arap topraklarında çıkan petroller var yani. Olabilir. Yani biz rahatsız ya. Güzel. Ama yani evet. Şöyle Fransızların milliyetçi geçtiği bir durumda Lamanların... İşte o yüzden rahatsız. Bu kadar da rahat olmayın. Hilk hedefsizsinizdir demek ki. Yani donanmaları varsa ona paramı bekliyorum. Gemileri var ama. Gemileri var. Bir şey olmaz ya. Hallederiz. Çıtır hasarlı diyelim. Yani gemiler önemli. Hallederiz. Efendim basit şeyler bunlar ya. Takma kafayı diyorsun. Öyle mi? Hazır gitmeden şu Katar'la Abu Dhabi'yi de ben alayım size bugün fiyata ya. Çok zor ya. Hani satamam. Lisans da vereyim. Tamam. Olur. Kaç istiyorsunuz buraları? Allah efendim kaç verirseniz yani. Gönlünüzden ne koparsak. Şöyle yapalım. Ben sizden buradan bir vereyim. Ticaretten de açığım var. Oradan da bir alayım. Tamam o zaman efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Fransızlardan da emanetler alalım. Efendim merhabalar. Biz Suriye'yi ve emektar topraklarımızı alalım ya. Hazırlığımız tamam. Oradan Hamidimiz geliyor gibi, sıkıntı yok, hemen bağlayalım. Ne kadar istiyorsunuz buralara? 5 değil mi? 5. Tamam. Evet. Gönderiyorum. 3, 4. 5 gönderdim. 5 olmasın. Efendim 4 oldu. Yok, 5'i gönderdik. Tamam efendim, sıkıntı yok. Yok, gönderdim lan, bir kontrol vallahi et. Vallahi gelmedi bana. Neyse efendim, sıkıntı tamam, yok. Tamam gönderdim, onu da gönderdim. Oh. İyi günler efendim. İyi günler, inşallah dolandırmamışsındır bizi. Vallahi dolandırdı gibi diye yorumladım ama Allah belanı vermesin be. Oo, rezistan. Ay 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 ay.
Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Buralar yanıyor. Burayı nereden koruyorduk? Eliminen mi? Dur. Fallen Empire fokusları nerede? Çabuk. Ah, yanıyor. Ajan ver. Yanıyor. Oğlum ülke çok kötü ya. Oğlum Suriye Civil War'a doğru gidiyor gibi bir hissiyat oldu bende ama. Hadi bakalım. Çok güçle geçer. Oğlum geçecek gibi değil lan. İyi tam düşüyor. Bir an öyle hiç düşmeyecekmiş gibi hissettim ama iyi iyi. Yunan'ın gemileri güzel bu arada. Onun battleship'leri var. Pardon, heavy cruiser'ları var. O gemiler geldikten sonra Osmanlı donanması harbiden bir Akdeniz'de söz sahibi olur abi. Uçaklar. Uçağı çekeceğim ileri. İzmir'e çekeceğim ama denize vurduracağım. Ege'de donanması onun avantajı olduğu için ilk başta böyle bir repair'e gönderteceğiz. Sonrasında rahatlıkla çıkmayı başaracak. Sayın Atatürk, merhaba. Atatürk. Merhabalar. Hangi Atatürk? Atatürk. Valla Osmanlı döndü diyorlar. Öyle diyeyim size. Efendim bizde bir şey vardı. Halk bir ayaklandı da. Türkler için de cengaverdir derler. Garibin halinden anlar derler. Şey yapabilir misiniz acaba? Bizi bir görseniz abi. Gariban dostu olmakla pek tanınmayız biz. Bizim nasıl ülkemiz yani? Daha kötü durumda yani. Osmanlılar için gariban dostu dediler. Tamam öyle de şu an Osmanlı'nın sizden daha gariban olduğu gerçeği var yani. Sizden daha mı garibansınız? O zaman arkadaşlar Ramazan ayında geri geliyoruz. Hani güçlü Türk diye bir şey vardı. Bu adam bizden var. Daha gariban. Bizim düşmüş bu adam. Bizim harbi. Hayalimizi çaldılar çünkü. Ya efendim biz Atatürk'ün hala yaşadığını biliyorduk ama yani siz... Büyük Türkler diyorlardı, şeyler diyorlar, Türkler diyor, çok cengaver diyorlardı. Avrupa'yı dize getirir falan. Biz çok mu geride kaldık? Sizin 300 yıl kadar geride kalmışsa onu halledeceğiz ama ya. Şey 300 yıl mı? Efendim ben evet, Türklere tamam. Şunu demek istiyorum. Hiç utanmanız yok mu? Neyden utanacakmışım acaba? Bizim takomuzu alıp tantuni diye satmaya utanmıyorsunuz mu? Hah! İşte bu. Bir de ekmeğe koyup. Ha bir de ekmeğe koyuyorsunuz. Siz Güney Amerika'nın bir değerini nasıl kendiniz farklı isimler adı altında satıyorsunuz? Ayıp değil mi? Yani... Hı? Türkler için mert derlerdi. Al bir şeyler oluyor. Cevabını aldınız başka, galiba. Baş geldi ne oluyor? Cevabını aldınız galiba değil mi? Efendim bu adamlar geri mi büyük oldu bizim mi haberimiz yok? Evet 300 yıl önceki halimiz olmasa bile bir 100 yıl öncesine geri döndük. Onu da sapmayın. Bizim takomuzu tantuni diye siz satıyor musunuz satmıyor musunuz? Ya hadi ben takonu satıyorum. Hemen dur gel bu mevzuya gelelim. Hadi ben takonu yiyorum burada kendi yemeğim. Ulan adamlar sizi sömürüyor. Bir gıgınız da çıkmıyor. Kim sömürüyor bizi? Kim sömürüyor? Amerika sömürüyor. İngiliz sömürüyor. Emperyalist devletler. O elimi sürmedi. Sen Amerika mısın kardeş? Abi doğru diyor. Evet, sen neden abi. Buradasın? Ha. Amerika bizi sömürmüyor. Yok İngiliz'in toprağına ama çökeceğiz. Amerika sen bizi sömürüyor musun? Yo tövbe sumaşa. Tek bir şey soracağım. Sen bunlardan ticaret yapıyor musun? Hayır. Evet bu kadardı evet. Cevabınızı sor aldınız bize. Arkadaşlar. Sor ticaret yapmıyor biz evet. Onlar da benden yapmıyor. Tamam işte. Sor bakalım biz ondan alıyor muyuz? Efendim biz şeyiz Güney Amerika'yız. Bizim Kuzey Amerikalılarla ne işimiz olur? Tamam cevabınızı tamam, aldınız arkadaşlar. Gibi. Sömürüyorsunuz yani. Efendim sömürü falan yok. Biz adamlarla ticari ilişkiyi kestik. Ne onlar alıyor ne biz veriyoruz. Evet biz birbirimizden alıyoruz. He. Sen ama benim takomayla... Evet sen bunu takosun niye aldın? Senin takom ben benim takom... At kardeşim git Birleşmiş ödeyeceksin Cemiyeti'ne. Kardeşim. Git at kardeşim. Bir tane... Ödeyeceksin kardeşim. Ödemeyeceğim. Yıllardır benim değerimi Türklere tantuni diye yedirdiniz. Ayıp değil mi? Benim buradaki takocularım iflas ediyor sizin yüzünüzden. İstanbul'da evet. Tako Brezil firması bana mektup atıyor bizim şeyimizi tantuni diye satıyorlar diye. Peki çok değerli bir şey soracağım sana. Bak ben deli adamım. Kendime neler yaptım sana ne yaparım? Bu gerçekten deli efendim. Dördüncü savaşını yaşıyor kendisi. Yardım edeyim de bir hal olduk. Onun için artık günlük bir rutin. Evet. Yani sen sağlıklı bir bireysin de ben aklı başında bir birey miyim peki? Bu da bunu söyleyeyim sana. Sen manyaksın da ben manyak değil miyim kardeş? Onun bakışı da senin bakışın bir mi? Değil mi? Bak, adam yılmış iç savaşta. Sen böyle çok diri bakıyorsun. Bence akıllı başına bir birey. Bir şeyleri diriltme çabasındasın hala. Direteceksen ayranını koru kardeşim. Ayranı git, koruyorum şu koru. An fark ettiğin üzere. Koru. Bak şu an benim korudum ben ayranı yalnız. Benim takomda ne alıp veremedim var. Yanında baklava ki diyorlar. Biz bir şey demiyoruz. Sizin Türk yemeğiniz diyoruz. Baklava diyoruz. Ama yeter takoda yani bizim kırmızı. Ha bunun da bir iç savaş daha yiyebiliyor muyum? Yalnız baklava ki gidiyor galiba efendim. Siz dünyadan gene bir habersiniz. Bize telgraf geldi şu an. Nere? Yani bize telgraf geldi. Ne telgraf? Siz savaş ilan etmişsiniz. Evet. Bayağı bir süre önce. Ya bize biraz geç geliyor haberler de. Mesafeden dolayı galiba. Ulak mulak zor getiriyor. Baklavacı gidiyor galiba. Türkler kazanıyormuş. Bilmiyorum Türkler kazanıyormuş. Kitapta öyle yazıyor şeyde. Kağıtta. Caciki artık yok kardeş. Caciki yok mu? Yok. Gördün mü? Artık caciki diye bir şey yok. Bir caciki bilmiyorduk ki. Caciki ne? Yok ama işte. Yani olmadığını bil yeter. Bizim olan bir şey kardeşim. Öyle bil yeter. Yeniyor mu? Yer
sen yersin, belki de içersin, bilemem yani. Münih'te bir konferans toplanmış, bunun amacı ne ola ki ya? Almanya'nın kaderiyle bir, kaderiyle alakalı bir durum. Bizi alakadar eden bir şey. Ya siz ettiği sütlüye karışmayıp Güney Amerika'nızda efendi efendi dursanız ya. Yo. Yo, niye efendi duralım ki efendim? Niye efendi duralım harbi? Efendilik bize yanlış bir terim. Niye, siz efendi değil misiniz? Değiliz. Siz yaramaz adamlar mısınız? Evet. Peki evet. Sizin sömürenlerden intikam alma vakti gelmedi mi artık? Hayır zaten. Aldık. Mesela istediğimiz zaman French Guiana'yı alabiliyoruz. Hem de onu serbest bıraktık. Aramızda da bir tur döndürdük. Bazen böyle şeyler yapabiliyoruz biz. Biz ilginç adamlarız. Bunu anlama. Pembe dizi döndürüyoruz biz aramızda. He. Peki sen bizim aramıza katılmak ister misin? Sen de bu da çok deli bakıyor ha. Ya ne bak diyorsunuz efendiler? Allah kahretsin. Neyse. Şey, benim durumum biraz enteresan. Nasıl yani? Nasıl yani? Harbi. Yunan donanmasıyla az önce bir şey yaptık. Benim donanma öldü. Öldü mü? Tabii. Sizin donanmanız var mıydı ki? Türkler için donanmayı yaktı dediler. Bir 200-300 yıl önce. 300 yıl önceydi şekerim. Onu tekrardan diktik de. 100 yıl önce. He. Diktiniz mi? Yaptık tabii. Yaptık. Evet, İngilizlerden biraz sipariş çektik. Verdi mi? Vermedi. Nasıl oldu ondan sonra? Sonra biz bunlara biraz sinirlendik, biz inşa ettik. O zaman oldu. Oldu mu? Olmadı ama olacak kardeşim işte. Olmamış ama. Ya olursa? Efendim, bizim Avrupa ile uzaktan yakından alakamız yok ama bizim kıtamızda biraz kaynak kıtlığı var. Ne tesadüf. Ara ara size dönsek, bir şeyler yapsak, siz de bize geri dönüşünü sağlasanız. Böylelikle bizim ekonomiye can versek. Bakın Kolombiya kurudu, adam çelik alacak yer bulamıyor. Onu deme işte. Çelik bizde de yok ya. Peki efendim. Bende de kaynak yok. Ya siz benim akli dengelerimle oynadınız. Ben burada şu an efendim, harbi ediyorum. Ben kimim siz ya? Onu bırakın. Tantuni işini bence biz halledeceğiz. Ben onu unutacağım. Ha. Siz de bize Girit'i verin gitti. Tabii efendim. Tabii. Yemez mi? Yemedi mi? Sence yedi mi? Bir dakika. Tantuni'yi taco olarak kalsın. Siz de Türklere şey verin. Bunun bedelini verin. Bu konu kapansın. Taco sizin olsun. Valla biz bedelimizi ödedik aslanım. Nerede? Savaşlarda. Hangi savaşta? Kardeşim, savaşta taco'nun ne alakası var? Bilmiyorum. Ama bedelini biz ödedik ya. Yani bunu bilin. Biz bedelini ödemediğimiz ya. Hiçbir şey yapmayız. Neyin bedelini ödediniz efendim? Abdülmecit. Ben diyorum ki taco, sen diyorsun ki torpak. Ya taco. Konumuz taco ve tantuni. Bedelini ödedik. Bedel ödenmiştir. Anladın ya mı? Ya ben Birleşmiş Milletleri toplamak istiyorum. Bu taco konusunu yatırmak istiyorum. Yeter ya. Bir de caciki diye bir şey varmış. Onu da öğrenelim. Ha, ne kimin neyse o artık. O artık büyük melek. Abi biraz önce şey dedi. Caciki artık yok dedi. Ha, o da var. Evet abi. Ne ki caciki? Ya işte artık olmadığı için hiçbir zaman duyamayacaksın bunu da, bu inatçı çıktı bu lavuk. Ama efendim, ben burada bir şey gördüm ya. Efendim, bir de bizim aldığımız istihbarata göre Türkler çıkartma atmış ama gemilerini yakmışlar. Ya henüz yakmadık ama yani şu an çok enteresan şeyler oluyor. Ben de anlamadım, bu niye böyle oldu ki ya. Ya madem her şeyi savaşla çözüyorsunuz, benim takomu geri vermezseniz ben Yunanistan'ı destekleyeceğim. Destekle lan. Bir taco yüzünden bu hale mi geleceğiz ey Türkler? Ya o kardeşim, sen oraya gidene kadar bu adam belli sefer alır onu, bırak bu işleri. Bir şey söyleyeceğim ya. Şimdi fark ettim. Bunlar tortillayı da lavaş diye yutturmadım ıslatıp. Tortilla ne? Abi doğru diyor. Ayıp değil mi? O kimin değeri? Hepimizin. Evet. Güney Amerika'mızın değeri. Bilmiyorum. Ben kimim? Ben burası neresi? Biz niye bunu konuşuyoruz? Evet. Ben geliyorum. Ben sana o tantuniye taco dedirteceğim kardeşim. Yalnız ben arkadaşım, benim bu savaşım elbet bir gün biter. Ya ben senin karşına Avrupa'ya gelmeye kalkarsam? Güney Amerika'ya mı geleceğim? Güney Amerika'ya mı geleceğiz? Ben değil canım. Yani karşınıza bir güç olarak. Kopunuz gelin. Güney Amerika'ya kimse gelemez. Biz birbirimizi yeriz ama başkasını sokmayız efendim. Ya, bizimki şey, sizin Anadolu'daki amca oğul ilişkisine benziyor efendim. Peki, birbirimizi döveriz yani... ama başkasına dövdürtmeyiz. Yani sizin o zaman dost oluruz canım. Niye düşman olalım? Biz size emperyalizmden karşı korumaya da yardımcı oluruz yani. Ya bizim korunma ihtiyacımız... Emperyalizme karşı koruyacağım diyor. Emperyalizm... Biz sömürülmedik. Ya sömürülürseniz ama? Ya sömürülmez adam, sen çok ilginç bir pesimensin. Sayın Abdülkadir. Bir dakika ama ben bu adamı sevdim niyeyse, biliyor musunuz? Yardım edelim mi buna? Ben bu fesli adamlar beni kendine çekti ya. Fes? Kafasındaki ne adam demiyor? Ay, hiç düşmedi bütün. Fes ilginç. Ben çok izliyorum, biliyor musunuz? Sen onun taco olduğunu söyleyeceksin. Tamam kardeşim, taco'dur. Taco'dur. Tamam. Ben bir geleyim göstereyim kendimi. Tantuni taco mudur? Taco'dur kardeşim, tamam. Eyvallah, ben gidiyorum. Kimmişim tantusinisin ya? Tantuni diyor bana ya. Elime bir gazete ulaştı. Çek halkının fonu Almanlar tarafından getirilmiş. Ne halkı? Çek halkı. Öyle bir ismi varmış.
Çek. Benim evde çek kurdu var biliyor musunuz? Arkadaşlar bana bir şey diyemeyecekseniz hepiniz gidin. Evet, evet bizim biz burada değildik bilginiz olsun Almanlar sorarsa. Almanlar sorarsa biz yokuz. Biz yokuz yani. Bütün gün Amerika olarak yokuz. Ne yaptınız bilmiyorum ama tamam görmedim duymadım bilmiyorum. Sonunda be. Bulgar paput olarak geldi. Otokrat dönüyor paput oluyor işte. Promosyona geldi yanında anlamadım bu niye böyle oldu. Sizin şehvetinize dayanamadı sultanım. Benim donanmam öldü değil mi? Sayın Abdülmecid. Ya bizim önümüze iki tane kağıt verdiler. Kağıdı baktık. Yanlışlıkla imzaladık. Böyle bir şeyler oldu ya. Ne demek yani? Östülan bir destur vermen lazım. Hayırdır? Yani artık sahibim yani benim demek oluyor. Oldu yani. O kadar. Sahip mahip yalnız hiç yakışmıyor yani. Bu Romenler geldi bize iki tane toprak çaldık biz onlardan yani. Bunu da gururla söyleyelim. Daha çeker misin? Ya sahip derken yani şöyle. Beyler beyi ya. Yani bize iyi bakacaksınız değil mi? Sana aile yardımı bile yaparım. Sen canını sıkma. Yani bizde öyle küçük toprağımız olsa da ekonomimiz pek fena değildir yani. Askerileşmeye başladıksa yani. Çok bir askerimiz de olacak. Böyle tanka falan merak sardık. Böyle ufak tanklarımız var. İnşallah olacak daha olmadı. Teknoloji üzerine çalışıyoruz. Yani çalışmalarınıza devam edin. Dediğim gibi ben size olası bir savaş durumunda çağırırım. Şimdilik kafana göre takıl tamam mı? İyi tamam. Demeli hünkârım siz artık Rumeli'nin de şahısınız öyle mi? Biliyorum evet öyle. Sultan Abdülmecid Han'ın velaletül hümayunu mübarek olsun. Donanma ikiye katlandı. Evet donanma ikiye katlandı o harbiden güzel oldu. Artık harbiden ciddi bir donanmamız olacak. Şeytan icadı. Destur Sultan Abdülmecid Han Hazretleri. El müdafiye daima. Yapma şunu. Sinirlerim bozuluyordur. Zaten az önceki boşu şu an atlatmaya çalışıyorum. Ne yaşadım az önce ben ya? O zaman efendim şöyle diyelim. Bir şey demeyelim sus. Sus lan. Efendim Sayın Abdülmecid. Efendim biz açık ayak konuşmaya geldik. Efendim biz ilerideki tavrımız, tutumumuz ne olacak mesela? Ben diyorum ki yani üçüncü bir yana fışlatmasın neden olmasın? İşte bu duymak istediğim bir şey. Acep bana Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerinin sınırları nasip olur mu? Eğer gelirsen, bizle beraber savaşırsan, savaş sonrası Mısır vilayetini geliriz. Artık Kanuni Sultan Süleyman Han'ın sınırları. Zaten yok yani. Sadece bizden alacağınız. Tamam. Hani İtalya'dan, falan Fransa'dan, Almanya'dan alacağınız topraklar okey. Tamam, İtalyanlar biraz sonra görüşelim. Evet. Tamam, ben buna... Görüşmek üzere. Ben buna okeyim. Olur, her türlü olur. Tamam, zaten yani dünyadaki uçaklarda da zaten biz ipi çekiyoruz zaten, görüyorsunuz. Hani Sovyetler daha uçağın ne olduğunu bile bilmiyorlar. Valla Sovyetlerin ne yaptığını, ne ettiğini tam bilmiyorum ama Sovyetler zaten bir haber. Hatta biz Safavi Devleti'ne yani şey yapacağız. Kajar Hanedanı kurulacak orada şey yapacağız biz onlara. Yardım da edeceğiz yani Sovyetlere karşı. Tamam biz de yardım edeceğiz zaten. Kendisi hani bize şey diyordu en son ben İngiliz bulduğum falan dedi. Yani biz sadece bunu söylemek için gelmiştik. Eğer böyle bir şekilde bizim yanımızda bizim müttefimiz, bizim dostumuz olursanız biz yani sizi güzel topraklarla ödüllendirme. Yani Birinci Dünya Savaşı öncesi kaybettiğiniz toprakları size geri vaat ediyoruz. Yani ben Kanuni Sultan Süleyman diye yorumladım. Doğru mudur? Yani şimdi Kanuni'den daha da öte olabilir ya. Almanya'nın yarısını verebilirim. İtalya dahil. Oh canım o kadar da gerek yok. Abartma. Ama yanında umarım Amerika Birleşik Devletleri vardır yani müttefikken bunları diyorsundur. Ya Amerika şey yani Sovyetler iki bence. Ondan da bir haber. Aranız kötü mü ya? Yok. Ama ondan bir haber yani. Hani ona güveni. Hani ona güvenmek yerine hani şu İran'ı müttefik olarak. Öyle diyorsun yani. Öyle. Biraz aydınlanma geçirdim. Yani tamam. Yani biz elimizden geleni yapacağız. Siz de elinizden geleni yaparsanız bence efendim, neden olmaz? Bu arada yani hiç şansları yok. Özellikle İngiliz Hava Kuvvetleri'ne karşı hiç şansları yok. İngiliz Hava Kuvvetleri'nden yana bir şüphem yok da Alman Kara Kuvvetleri'nden yana ciddi sıkıntılar var. Efendim yere kesip bizi vurduktan sonra kendileri ne yapabilir ki? Ben de onu merak ediyorum. Ne yapabilir bilmiyorum yani tam emin değilim. Yani tank diyorsanız Kanada hükümeti 36'dan beri tank basıyor. Yani... Bilmiyorum ben biz iyi durumda olacağımızı düşünüyorum. Ben böyle bir harbe girerim. Ama bak aynısını Birinci Dünya Harbi'nde Almanlar dedi. Yine bana kazık atmayacaksınız değil mi? Efendim ben size hani Kanuni değil ben seçeriye vaat ediyorum. Yani. Siz daha ne istiyorsunuz? Tamam bu şartlar altında anlaşabiliriz. Yani en yakın zamanda da görüşürüz sizinle tekrardan. Biz Arap Yarımadası'nı yani, toplayacağız şu an. Tamam. Zaten size heçeriyi vaat etmemin sebebi yani siz ve benden başka kimsenin olmayışı. Bu biraz sıkıntı ben Almanya'yı tutmam için. Yani bizde ilim irfan sakattır.
Efendim biz zaten geleceğiz. Evet. Hani bizim kara sınırımız olmadığı için, Avrupa'nın yumuşak göbeği de İtalya olduğu için Fransa'da olabilir. Tam emin değilim şu durumda. Hani daha İsviçre'yi alamadı. 6 ay geçti. Evet, ben Yunan'a daha kısa sürede aldım. Evet. Biz o yüzden yani böyle bir alttan toparlamaya mı çalışsak hani böyle İtalya'yı böyle yani Avrupa'nın yumuşak zaten 2-3 tel gidince ilk savaşı ciddiye tahmin ediyoruz. Bunlar hani böyleler efendim hani Allah efendim uzaylılar işgal etse hani İtalya'yı savaşı çağırmam yani yer değiştirecek. Anladım. Tamam. Durumun şeyi malumum oldu. Güzel. Dedim ki bizi ufak tefek topraklarımızı alalım. Siz bizi yanınıza bilin. Hadi görüşmek üzere. İyi günler. Adam iyi teklif etti. Merhabalar efendim. Biraz diplomasi trafiğinden size geciktim, kusura bakmayın. Hoş geldiniz tekrardan diyelim. Efendim biz Rodos'u alalım ya. Fabrikası mukabilinde. Bir de dostluğumuz petrol akışı güvencesiyle. Dostluğunuz baki olacak değil mi? Yani bu taraftan size bir sıkıntı olmayacak. Hele ki Almanlar ve Fransızlar gözü size dikmiş ki. Alman'ın bana gözü dikmediğini biliyorum da Fransız'ın niyetinden emin olamıyorum tabii. O ayrı mevzu. Yani bakmak lazım, zamanlı lazım. Yani de bilemezsin. Bilemezsin ama buradan bir saldırı yemeyeceksiniz. Hatta non-aggression'da önerebilirim sizlere. 2 yıllık bir non-aggression'ınızı alırım lisansı mukabilinde. Lisansı mukabilinde olmuyor ama non-aggression oluyor. Evet. Verebilirim. Tamam. 2 yıllık bir non-aggression. 2 yıl sizden... da değil. O bittiği zaman bitebiliyor. Onu unut. Bir şey yok yani. Sonra vay efendim niye olmadı diye düşünme diye diyorum. Ha, anladım. O zaman ben size bir sivil karşılığı teslim ediyorum. Verdim gitti. Hayırlara vesile olsun. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Efendim nasılsınız? Ne oldu? Az önce daha demin konuştuk. Ne geçmiş, ne yaşanmış olabilir ha ya? Azerbaycan'a baksanız. O niye öyle, nasıl, niye, ne oldu öyle? Efendim, Sovyetler Birliği ile Pahlavi toprağına zar atmışlar. Pahlavi kazanmış. Sınır çatışması mı yaşanmış? Evet. Hadi canım, aa ben bunu gösteremedim ve şu an çok pişmanım. Şey değil mi? Ya, çatışma, sınır muharebesi. Evet. Ne ağlıyordur, ne feryat yakıyordur şimdi. Üf. Üf. Allah biz çok mutluyuz şu an. Hani. Şu ha, ben de mutluyum yani. Almanlara petrol bağlayıp... Ay çok kötü. Çok kötü. Oradan bakıyor böyle Hamidimiz diye. Yazık lan. Tüh. Yani gitti adamı. Yani bit. Zor be. Zor, ne diyeyim. Hayat zor.